teröre karşı hem yurtta hem sınır ötesinde kararlı operasyonlar düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri İHA ve SİHA'ları kullandı. Bölge insanı örgüte sırtını döndü. Bu faktörler PKK'nın son yıllarda bölgede ağır kayıplar verip etkinliğini kaybetmesini sağladı. Bölücü terör örgütü son yıllarda daha çok sınır hattında yuvalandı. Irak'ın kuzeyindeki kamplara yakın olması da işlerini kolaylaştırıyordu. Ancak peş peşe yapılan kararlı operasyonlar terör örgütünün nefesini kesti. Sarp arazi ve derin vadiler tek tek teröristlerden temizlendi. Şırnak'ta sınırın sıfır noktasında yuvalanmaya çalışan teröristlere karşı büyük başarı sağlandı. Cüdi, Gabaf, Esra, Kel Mehmet ve bütün bu alanın ortaya koyduğu sonuç bizim için önemlidir. Zannediyorum son tespitimize göre bu bölgede 134 terörist var. Terör örgütü en büyük şoku 2017'de yaşadı. Yıllarca yığınak yaptıkları, hatta silah imalathanesinin bile olduğu bölge yerle bir edildi. İncebel Dağları Kato bölgesindeki operasyonu Tümgeneral Aydoğan Aydın yönetti. Milletimiz merak buyurmasın. Buradaki bütün arkadaşlarımız, güvenlik kuvvetlerimiz, askerimiz, polisimiz, jandarmamız, kara kuvvetleri birliklerimiz, karavacılık helikopterlerimiz ve halkımız, korucularımız başta olmak üzere bütün ekiplerimizle beraber burada bu namertlerin kafasını ezmek için son derece kararlı bir şekilde faaliyetler devam edecek inşallah. Mağaralar tek tek ortaya çıkarıldı. Binlerce silah, on binlerce mühimmat, 5 tondan fazla patlayıcı ve 100 tona yakın yaşam malzemesi ele geçirildi. Tümgeneral Aydoğan Aydın, operasyon devam ederken 12 silah arkadaşıyla birlikte bir helikopter kazasında şehit oldu. Ancak operasyon devam etti. Hem de operasyonu 43 gün yöneten şehit tümgeneralin ismiyle. ...2019 yılında başlatılan pençe ve kran operasyonlarıyla PKK'ya üst üste darbeler vuruldu. Büyük bir kısmı Şırnak kırsalında yapılan operasyonlarla örgüte sınır hattında ağır kayıplar verdirildi. 68 terörist etkisiz hale getirildi. 58 terörist ise ikna yoluyla örgütten kaçarak teslim oldu. Yurda terörist geçişleri de büyük oranda kesildi. 2020 yılında ise teröristlerin izi kapan operasyonlarıyla sürüldü. Bu yıl Gabar'da, Cüdi'de, Esra'da, Kel Mehmet'te, aynı zamanda Kato bölgesinde ya olacağız ya öleceğiz. Kararımız bu. Yani 2020 yılının ötesine bu alanı bırakmayacağız. Terörün kökü kazınıncaya kadar devam edecek operasyonlar bölge halkını da rahatlattı. Baskılara boyun eğmeyerek örgüte sırtını dönen bölge insanı artık devletin gücünü yanında daha çok hissediyor.